Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile birlikte her ikimiz de cünüp iken bir kaptan yıkanırdık, guslederdik. Aynı kaptan su alarak guslederdik. Adet gördüğümde onun emri üzerine peştemal bağlardım. Hayızlı olduğum halde mübarek tenini tenime dokundururdu. Aynı şekilde o mescitte itikafa girmişken ben de odamda hayızlıyken Mübarek başını Halvetgah'ından uzatırdı da ben yıkardım. Burada her bir cümlede cahiliye devrindeki bazı anlayışların yanlışlığını yıkıyor, yanlışlığını ifade ediyor, onları yıkarak İslam'ın hükümlerini tespit etmiş oluyor Ayşe validemiz. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle buyuruyor. İçimizden yani ümmühat-ı mümininden, efendimizin hanımlarından, müminlerin annelerinden biri hayızlı olup nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun cildine dokunmayı arzu ettiği zaman ona hayızın hemen bidayetindeyken veya hayızı çokça olurken bile peştemal bağlamasını emreyler ve ondan sonra cildini cildine temas ettirirdi. Ancak sizin hanginiz nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadar nefsine malik olabilir? Burada da yine e, insan hayızlı kadınların kadınlara dokunabileceğini ifade ediyor Hazreti Ayşe validemiz. Ancak bir ikaz da var sonunda. Bu son cümlede ancak hanginiz Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi nefsine hakim olabilir. Efendimiz nefsine çok hakimdi. Bu sözden anlaşıldığına göre Hazreti Ayşe validemiz nefsine hakim olamayacak kişinin hayızlı hanımının cildine temas etmesini mekruh görüyor. Çünkü bir harama düşmesi söz konusu olabilir diye harama yaklaşmaması için bunu mekruh görüyor. Ama kendisine emin olan, kendisine hakim olan insanlar için de bunun caiz olduğunu ifade etmiş oluyor. Hayızlı kadınla cinsi münasebette bulunmak haramdır. Büyük günahtır. Bu büyük günahı işleyen kimsenin derhal tevbe etmesi, bir daha yapmamaya azmetmesi, sıkıca karar vermesi lazımdır. Bazı alimlere göre ayrıca kefaret vermesi de icap eder hem tövbe edip bu günahı bir daha işlememek için karar vermeli hem de ayrıca kefaret, ceza olarak bir kefaret ödemelidir. Bu kefaret bazı alimlere göre yarım dinar, bazılarına göre bir dinar, bazılarına göre de bir köle azat etmektir. Bir dinar 4.25 gram altına tekabül eder. 1.400, 1.4 dinar 4.25 gram. Bugünkü hesap ile bugünkü hesab ile altının gramı 90 lira civarında olduğuna göre bu bir dinar 400 lira civarında oluyor yaklaşık. Bunun yarısını düşünürsek 200 lira. 200 lira veya 400 lira kefart vermesi veya köle azat etmesi gerektiğini söylüyor alimlerimiz. Bu haram fiili unutarak, hayızdan haberi olmadan, haram olduğunu bilmeden veya ikrah ile zor altına zorlanarak irtikap eden kimse ise günah yoktur. Bu da uzak durmak gerekiyor. Hazreti Ayşe Valide bizde onu ikaz etmiş oluyor.